11'ler tekrardan merhaba. İkinci dereceden iki bilinmeyen denklem sistemlerine başlayacağız inşallah. Haydi kolay gelsin. Ders kitabınızın 165. sayfasındayız. Birinci örnekte bu sistemi çöz Şimdi x artı y diyor ama bize. Alt tarafta kareli bir şey var. Ha, eski gibi 2 ile 3 çarpıp ya da x ile çarp birbirini götürme işi yok yani. Böyle sorularda ne yapacağız artık? Birbirinin yerine yazma işini yapacağız nasıl yapacağız hocam derseniz. Burada x'i karşıya atalım. Y yalnız kalsın. Y eşittir. 3 eksi x buraya eksi olarak geçer. 3 eksi x'tir. Artık y yerine 3 eksi x yazabilirsin. Nerede? Aha burada 3 eksi x yazacaksın. 3 eksi x. Hemen ilk baştaki x karemizi yazalım. x kare artı 2 çarpı x çarpı 3 eksi x eşittir 8'miş. İçeriye dağıtalım bu 2 x'i x kare artı 6x eksi 2x kare eşittir 8 olur. Şimdi burada ne oluştu? Eksi x kare. Onu karşıya atalım. x kare bu artı 6x de burayı sıfıra eşitliyoruz. Artı 6x de karşıya attım. Eksi 6x bir de ne vardı burada zaten? Artı 8. Çarpanlarını ayıralım. x'e x ne olur bu? Eksi 4'e eksi 2. Yani x eksi 4 ile x eksi 2 eşittir 0 x'leri bulmak üzereyiz. x hani eşittir 0 sıfır olmaz için x ya 4'tür x ya da 2'dir. Ha, hemen çözüm kümesi deyince sadece x olmaz. x'i bulup y'yi bulma işi var. Şimdi x'e 4 verirsem nerede vereyim x'e 4'ü? Aha buradaki denklemde x'e 4'ü verirsem. 4 artı y 3 olacak. 4 artı y eşittir 3 ise y eksi 1'dir. Yani x 4 iken y eksi 1 oluyormuş. Şimdi buradaki denklemde tekrardan yani 2 koyacak olursak 2 artı y 2 artı y eşittir 3. O zaman y bu durumda ne olur? 1. x 2 verdiğinde y'si ne oluyormuş? 1. Bakın çözüm kümesi deyince x'li y'li bir şeyler düşüneceksiniz. x'i bulup y'yi de bulacaksınız. Aynısını ikinci örnekte de deneyelim mi? Buradaki y yalnız kalsın. Bu 2x'i buraya eksi 2x olarak atalım. Yani y yerine 7 eksi 2x yazalım. Aha burada 7 eksi 2x yazıp karesini alacağız. Hadi bu denklemi yukarıda yapalım. x kare artı 7 eksi 2x'in karesi eşittir 13'müş. Açalım bakayım o kareyi. x kare artı 49 eksi 2 kere 14 2 katı 28x artı 4 x kare eşittir 13. 4x kare 1x kare daha 5x kare. Eksi 28x. Şu 13'ü de yuka, karşı tarafa X 13 diye atarsak a artı 36 kalır. Eşittir 0. Şimdi bu 5x ile x'in çarpımı bu da eksi 18'den eksi 2'nin çarpımı desek. İşler dışlar sağlıyorsa yan yana yazacağız. Buradan eksi 5x gelir. Buradan eksi 18x. 5, 18 ay Buradan 10x gelir. Buradan da 18x toplarsak ortayı veriyor. O zaman çarpanlar ayrılmış şekli şu. 5x eksi 18 ile x eksi 2 eşittir 0. Ya burada x'im 2 olacak ya da 5x eşittir 18 olmalı. x'im 18 bölü 5 olmalı. İki tane çözüm kümem var. Şu anda bir x'li y'li ikinci x'li y'li bir şeyler yapacağız. x'im bir 18 bölü 5 x'in bir de 2. Şimdi y'yi bulmak için ha, burada bir denklemimiz vardı. Şu denklemimizi yeniden elimiz alalım. 2x artı y eşittir 7'ydi. Şimdi x yerine 18 bölü 5'i yazarsak artı y eşittir 7. Ne olur? Burası 36 bölü 5. Bunu karşıya eksi 36 bölü 5'i atarsam ne olur? y 5 kere 7 35 36 çıkart. Eksi 1 bölü 5 olur. Hmm, hemen eksi 1 bölü 5'i yazdık buraya. Bir de aynı denklemde yani 2x artı y eşittir 7 denkleminde x'e ne veriyoruz bir de 2 veriyoruz. 2 versek 2 kere 2 4 3 daha 7 olur. Yani y'miz burada ne olur? 3 çözüm kümemiz yani x'li y'li çözüm kümemiz bunlardır. Sıra sizde bu sefer kolay geldi arkadaşlar. Y yerine ne yazacağız çok çok? Eksi x yazacağız. Aha buraya eksi x yazacağız ve bitecek. X kare. Şu eksi x'in karesi de artı x kare yapar. Çünkü kare artılaştırır. 2x kare eksi 2x 12 de buraya alalım. Eksi 12 eşittir 0. Komple bir 2'ye bölelim mi? x kare eksi x eksi 6 eşittir 0. x'e x bu da eksi 3'e artı 2 çarpımları. Yan yana yazacak olursak x eksi 3 ile x artı 2 eşittir 0. Burada x ya 3'tür x ya da eksi 2'dir. Hani orayı 0 yapan değerler. Ne yapıyorduk biz? Şöyle parantez açıyorduk. x'e 3 dersem y ne olur? x'e eksi 2 dersem y'm ne olur? Şimdi gençler bu şurada ne demiştik biz? x ile y'nin toplamı sıfırdır. Ya da y eksi x'tir. Yani x'in negatifidir. O zaman x'e ben 3 dersem y'm eksi 3. x'e eksi 2 dersem de y'm artı 2 olur. Çözüm kümemiz budur yani. Hemen üçüncü örnekte alt tarafta sade kısım vermişler bu sefer. Gelin eksi y'yi karşıya atalım. 13'ü bu tarafa alalım. Çünkü y'miz pozitif olsun. y eşittir 4x eksi 13. Hemen bu 4x eksi 13'ü nereye yazıyoruz? Y yerine aha buraya yazacağız. x kare x kare eksi 2x şimdi eksi diyeyim parantez açayım 4x eksi 13 y yerine yazdım eşittir 4 bunu biraz toparlayalım x kare eksi 2x var eksi 4x artı 13 oldu şuradaki 4'ü de bu tarafa aldık mıydın ne oldu 0 eşit oldu bir tarafını 0'a dayayalım ki çarpanlarına ayırak x kare eksi 2x eksi 4x daha eksi 6x yapar. 13'ten de 4 çıkartırsam a artı 9 eşittir 0. x'e x bu tam kareye benziyor. Eksi 3'e eksi 3. Yani bu x eksi 3'ün karesi eşittir 0. Yani x sadece 3. Tek çözüm kümeli yani. x virgül y'li çözüm kümemizi yapıyoruz. Hemen x'e 3 veriyoruz. Hemen denklemimizi yeniden şu denklemimizi bu tarafa bir alalım. y eşittir 4x eksi 13'tü. x'imiz neymiş? 3. 3 kere 4 12. 13 çıkart. Ne olur? Eksi 1. Y'miz de bu. O zaman çözüm kümem 3 virgül eksi 1 olur. Dördüncü soruda x'i karşıya atalım. Eksi x olarak geçsin. Y yerine 4 eksi x, x. Yani buraya 4 eksi x yazalım. Hemen yazıyoruz. X kare artı 4 eksi x'in karesi eşittir 5. Toparlayalım. X kare artı 16 eksi 8 x artı x kare Hani birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımı ilk katı ikincinin karesi yaptım. Eksi 5 eşittir 0. 5'i de o tarafa aldım. Toparlayalım birazcık. X kare x kare daha 2 x kare yapar. Şimdi burada ne var? Sadece bir eksi 8 x var. Hemen eksi 8 x'imizi de yazalım. Bir de ne var sayı olarak? 16 ve eksi 5. 16'dan 5 çıkart. Artı 11 eşittir 0. Buraya şöyle bir 2 x'e x desek. 11'i de diyelim? Eksi 11'e eksi 1 desem ortayı vermedi. Allah Allah, çarpanlara ayıramıyorum. Çarpanlara ayıramayınca biz nereye bakıyorduk? Diskriminantına bakıyorduk. Gelin biz bunun diskriminantına bakalım. Hatırlıyorsunuz diskriminantı ax kare artı bx artı c denkleminde diskriminant b kare eksi 4ac idi. Şimdi burada b dediğimiz yerde 8 var, karesi 64, eksi 4 çarpı a dediğimiz yerde 2, c dediğimiz yerde 11 var. 64 eksi 88, o da eşittir. Eksi 24 oldu. Eksi 24 bir kere sıfırdan az. Sıfırdan azsa ne demiştik biz? Kök yok. Küçükken öğrenmiştiniz. Diskriminant sıfırdan küçükse kök yok. Diskriminant sıfıra eşit ise tek köklü. Tek kök var. Ya da çift katlı kökle diyorlar ona. Diskriminantımız sıfırdan büyük ise farklı iki kökü vardır. Farklı 2 kökü var. O zaman biz kökü aramayız. Boş küme bunun cevabı boş kümedir. İki sayının toplamı 16 kareleri farkı 24. Hemen sayının birisi A olsun birisi B olsun. Toplamlar neymiş? 6'ymış. Kareleri farkı ise A kare eksi B kare ise neymiş? 24'müş. Şimdi bu iki kare farkını biz şöyle açabilir miyiz? A eksi B ile A artı B'nin çarpımı neymiş? 24. Şimdi bana zaten A artı B'ye 6 vermemişler miydi? Aha burası 6. O zaman burası da 4. Ben bunları alt alta toplarım. A eksi B eşittir 4. A artı B eşittir 6. Topladım da B'ler duman oluyor en azından. 2A eşittir 10. Buradan A ne gelir? 5. A yerine 5 verdiğinizde B'de 1 çıkıyor. Bana büyük sayıyı soruyor. O zaman cevabım ne olur? 5 olur. Altıncı örnekte hemen gene ne yapalım? Y'mizi yalnız bırakalım. Bu x'imizi buraya eksi x olarak atalım. Yani y yerine ne yazacağım ben? 3 eksi x. Aha buraya 3 eksi x yazsam ne olur? x çarpı 3 eksi x eşittir 2 olur. Hemen dağıtalım bunları üzerine. 3 x eksi x kare eşittir 2. Buradakilerin hepsini karşıya yollayalım. Bu taraf 0 eşitleyelim. 0 eşittir. x kare eksi 3 x artı 2 eşittir 0 oldu. Nedir bu? X'e x eksi 2'ye eksi 1'dir. Yani x eksi 2 çarpı x eksi 1 eşittir 0'dır. Buradan x ya 2 gelir x ya da 1 gelir. x yerine ya da 1 verir. Hemen denklem sistemimizi her zamanki gibi şöyle yapalım. Hani x verince y'yi buluyorduk. x bulunca y'yi buluyorduk. Virgül atıyorduk araya. x ne oluyormuş? 2 ile 1. 2 ile 1. Şu denklemimizi alalım elimize x artı y eşittir 3 denklem. Her zaman kolaya kaçıyorum farkındaysanız. Hemen x'e 2 verirsem y kabak gibi 1 çıkar. x'e 1 verirsem bu sefer de y'ni çıkar 2 çıkar. O zaman benim çözüm kümem işte budur. Yedinci örnekte çözüm kümesi diyor. Hay hay ama bakalım bu sefer biraz kolay gibi sanki. Çünkü üst tarafı 3 ile çarparsam bir kere y kareler gider gibi. Bakın 3 ile genişletiyorum yukarıyı. 3x kare artı 3y kare eşittir 24 yaptım. Şurayı kaldırdım. Şimdi bak ben bunları alt alta toplayacak olsam 3y kare eksi 3y kareyi götürür. Elimde 3x kare ile 2x kare yani ne olur? 5x kare eşittir. 24'ten de 4 çıkart 20. Hemen bunu da bir 5'e bölelim. x kare eşittir nedir? 4. Ha x ya 2'dir x ya da eksi 2'dir. Hmm, hemencecik burada x'imizin 2 ya da x'imizin eksi 2 olduğu durumlara bakalım. İşte bu denklemi çıkartırsak x kare artı y kare eşittir 8'dir. x'e ben 2 verirsem ne olur arkadaşlar? 4 atarım karşıya. y kare eşittir 8'de 4 çıkarsam 4. Ha, x'im 2 iken y artı 2 de olabilir. x artı 2 de olabilir. Eksi 2 de olabilir. Ha, Peki x'e eksi 2 verseydim aynı denkleme. x kare artı y kare eşittir 8'de. x'e bu sefer eksi 2 versem gene karesi 4 yapar. y kare ne olur buradan? Karşıya attım o 4'e x 4. X4. y gene artı eksi 2 olur. Çözüm kümem o zaman arkadaşlar 2 değil 4 tane. Şimdi 2 verdiğinde 2 çıkabilir. 2 verdiğinde eksi 2 de çıkabilir. Eksi 2 verdiğinde 2 çıkabilir. Eksi 2 verdiğinde kendisi de eksi 2 çıkabilir. O zaman 4 farklı çözüm kümemiz oldu canlar. Sıra sizdeye bakalım. Aşağıya eksi 2 ile çarpasım geldi. Niye? Eksi 2 ile çarparsam y kareler gider en azından. Üstteki denklem olduğu gibi bir yazayım. 3x kare artı 2y kare eşittir 14. Aşağısı da eksi 2x kare eksi 2y kare eşittir. 2 ile eksi, 2 ile 5 çarparsam ne olur? Eksi 10. Şimdi ben bunları alt alta toplayacak olsam bunlar gider. x kare eşittir 4. Ha, x buradan ya 2'dir. x ya da buradan eksi 2'dir deriz. Bunu dedikten sonra şunu kaldıralım getirelim şuraya. 2 için 2 iki için 2'nin karesi artı y kare eşittir 5. Y kare eşittir buradan 1 çıkar. Çünkü 4'ü karşıya atarsam eksi 4 diye geçer. 5'ten 4 çıkar 1. Y kare 1 ise y ya 1'dir y ya da eksi 1'dir. Ha. Bu sadece x'imiz 2 için. x'imiz 2 için 1 olabilirmiş. X'imiz 2 için eksi 1 de olabilirmiş. Şimdi x'imiz 2 içine baktık. Şimdi x'imiz eksi 2 içine bakalım. Şimdi bu denklemimizi yine buraya alıyorum. x eşittir eksi 2 için. Şimdi eksi 2'nin karesi zaten bakın x kare artı y kare eşittir 5 diyoruz ya. Eksi 2'nin karesi yine 4 yapar. Bu 4'ü karşıya attığımda eksi 4 yine y kare eşittir ne olur 1. Y yine buradan ya 1'dir veya eksi 1'dir gelir. Ha, Eksi 2 için de aynısını söyleyebiliriz. Eksi 2 için ya 1'dir. Eksi 2 için ya da eksi 1'dir. Yani yine dörtlü bir çözüm kümemiz olur. Sekizinci örnekte diğer yaptığımız örneklere benziyor. Misal buradaki eksi y'yi karşıya atalım. 1'i bu tarafa atalım. Y buraya artı olarak geçer sonuçta. 2x eksi 1 olur. Bu 2x eksi 1'i götüreceğiz y yerine. Yani bir buraya yazacağız bir de buraya yazacağız. Denklemimizi düzenleyelim. 2x kareyi önce bir yazdım. Sonra eksi Y'nin yeni değeri 2x eksi 1'in karesi. Sonra da eksi 2x ile y'nin yerine ne yazmıştık? Burada 2x eksi 1. 2x eksi 1 eşittir. Eksi 1'miş. Düzenleyelim. 2x kare eksi şu 2x eksi 1'in karesi. Birincinin karesi 4x kare. Eksi birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki katı 4x. Artı ikincinin karesi 1. Sonra eksi 2x içeri dağıtırsam 4x kare artı 2x. Şu eksi 1'i de bu tarafa alalım. Artı 1 diye eşittir 0. Tabi yeni düzenlemeye başladık. Şimdi düzenleyelim. 2x kare eksi 4x kare artı 4x eksi 1. Eksi 4x kare artı 2x artı 1 eşittir 0. Şimdi burada benzeri ne var? Eksi 4x kare eksi 4x kare daha eksi 8x kare artı ikisini çıkart. Eksi 6x kare. Onu karşıya atalım. Yani 0 burada bırakacağız. 6x kare. Şimdi diğer x'lerimize gelelim. 4x 2x daha 6x karşıya at. Eksi 6x. Sonra bir baktım ki eksi 1 ile artı 1 birbirini götürdü. Kalan olmadı. Bunu bir 6x parantezine alak. Burada kalır x. Burada kalır eksi 1. Eşittir 0 ise ya x 0'dır ya da x 1'dir. Hemen şuradaki denklememizi alıyoruz. Şuraya yazıyoruz. 2x eksi y eşittir 1'de. Hatta y eşittir 2x eksi 1 demiştik. Şimdi x'e ben burada bir 0 verirsem ne olur? y eksi 1 olur. x 0 iken y eksi 1'miş. Hemen diğerine bakalım. x'e bir de ne veriyoruz burada? 1. x'e ben burada 1 verirsem 2 kere 1, 2, 1 çıkart 1. x'e 1 verirsem y'si de 1 oluyor. İşte bu x'li y'li çözüm kümemiz budur. Dokuzuncu örneğimiz de benziyor. Eksi x'i e atalım kardeşim karşıya. artı x diye geçsin. Bakın burada y yalnız kaldı. Burası 7 artı x oldu. Y eşittir. X artı 7'ymiş. Hemen bunu götüreceğiz. Denklemde y yerine yazacağız. X eksi x artı 7'nin karesi eşittir. Eksi 19. Düzenleyelim. X eksi birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi eşittir eksi 19. Şimdi şu eksi içeri dağıtsam x eksi x kare eksi 14 x eksi 49 eşittir eksi 19. Bütün denklemin değerlerini karşıya atıp burayı sıfıra eşitleyeceğim. x kareyi başlattım. Eksi x kare karşı artı x kare geçti. Burada artı 1 x bir de eksi 14 x vardı. Eksi 13 x karşıya gitsin. Artı 13 x diye. Sonra eksi 49 karşıya artı 49 geçerse burada ne oluşur? 30 oluşur. 30 ne ile neyin çarpımı? Bir kere 10 ile 3'ün çarpımı. Niye onu tercih ettim? 13'ü versin diye. O zaman ne olur? X artı 10 çarpı X artı 3. Şimdi canlar burada X ya eksi 10'dur. Hani eşittir 0 yapması için. X ya da eksi 3'tür. Hemen X'li Y'li çözüm kümemiz için hazırlığımızı yapalım. X ya eksi 10'dur x ya da eksi 3'tür. Şimdi x ile y eldeklerimizin neydi bizim ilk yazdığımız şey? Aha burada. Neydi? y eşittir. x artı 7 idi. Şimdi ben buradaki x yerine eksi 10 verirsem, buraya eksi 10 verirsem sonucum eksi 3 çıkar. Ben buraya yine eksi 3 verirsem ne çıkar? 4 çıkar. Çözüm kümem eksi 10'a 3 ve eksi 3'e 4'tür. x diye elde denklememiz. Y'yi yalnız bırakalım gene. X'i buraya karşıya eksi x diye atalım. Y yerine ne yazacakmışız? 1 eksi x yazacakmışız. Yukarıda yazalım işte bunu. İşte y'miz burada. X kare artı x öyle bir dursun. Eksi 1 eksi x'in karesi eşittir 8'miş. X kare artı x şu parantez içeri yani karelerimizi bir alan birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesini yazdık eşittir 8. Şu eksiyi bir içeri dağıtalım. x kare artı x. Eksi 1 artı 2x eksi x kare. eksi de üzerine dağıttıktan sonra şöyle bir baktım ki x kareler gitti. 2x 1x daha. 3x burada dursun. Eksi 1'i de artı 1 olarak buraya atalım. Eşittir ne olsun? 9. Şimdi 3x 9 ne olur? 3'e bölerim. x burada ne gelir? 3. Ha, tek çözüm kümesi geliyor gençler. 3 virgül. Şimdi 3'ü şuradaki denklemimizde yerine yazalım. Yani burada. Y eşittir 1 eksi x'ti. X'e 3 verirsen ne çıkar y'm o zaman? Eksi 2 çıkar. Tek çözüm kümem 3 virgül eksi 2 Yaşasın alıştırmalara geldik. İki sayının farkı derken hemen ne derim ben? A eksi b eşittir eksi 4. Kareleri farkı neymiş? A kare eksi b kare de eşittir eksi 8. A kare eksi b kare. 2 kare farkı adı üstünde. A eksi b. A artı b olur. Hemen yazalım. A eksi b çoğarpı A artı B eşittir eksi 8 imiş. A eksi B'm neydi? Eksi 4. Aha burası eksi 4. O zaman burası da artı 2'dir. Çarpılınca bu çıksın diye. Alt alta yazayım mı? A eksi B eşittir eksi 4. A artı B eşittir 2. Yazdığımda B'ler duman oldu. 2 tane A eşittir eksi 2. A buradan ne gelir? Eksi 1. İşte buradaki A eksi 1 ise hemen şu denklememizi aşağı indirelim. A artı B eşittir 2 idi. A eksi 1 ise demek ki B'miz de neymiş? 3'müş. B eşittir 3. Evet bu sayıların çarpımı diyor. Yani eksi 1 ile 3'ü çarp diyor. Ne yapar? Eksi 3 yapar. İkinci soruyu da çok çözdük. Y'yi x cinsine yazıyorduk. Eksi -2x 2x'i şutla karşıya A artı 2x diye geçsin. Yani y yerine ne yazacaksın? 2 x'i. Y x'in 2 katıymış bir nevi. Hemen buradaki y yerine ve buradaki y yerine onu yazarak denklem kuralım. Birinci x kareyi yazdık. Eksi y yerine 2x yazarsam 2x'in karesini alırım. Eksi 2x çarpı y yerine yine 2x yazdım. Eşittir. Eksi 7'ymiş. Toparlayalım şekerim. x kare eksi 4x kare. 2x'in karesi 4x kare yapar bu arada. Eksi 2x ile 2x çarparsam yine 4x kare eşittir. Eksi 7. Şimdi gençler burada kaç x kare oluştu? Eksi 7x kare. Eksi 7x kare eşittir 7 ise x kare buradan pardon eksi 7 ise x kare buradan 1 yapar. Neyin karesi 1'dir? Ya 1'in ya da eksi 1'in. O zaman hemen x'li y'li 2 tane kökümüz olacak. Ya 1 olacak x'in ya da x'in eksi 1 olacak. Biz ne demiştik burada? 2 katıydı. Yani burası o zaman 2 burası ne olur? Eksi 2. Al sana çözüm kümesi. Bu sefer burada y kareyi yalnız bırakalım. Şunu karşıya atalım. Y kare yerine ne yazalım? 7 eksi 2 x yazalım. y kare eşittir 7 eksi 2 x. Hemen bu 7 eksi 2 x'i şuradaki y kare yerine yazacak olsam. x kare eksi 2 çarpı 7 eksi 2 x eksi 3 x artı 2 eşittir 0. x kare eksi 14 artı 4 x eksi 3 x artı 2 eşittir 0. x kare şimdi 4 x artım var bir de 3 x eksiğim var o zaman 1 x'im kalır. Sonra eksi 14 var. Bir de ne var? Artı 2. Yani eksi 12 eşittir 0. X'e x. Burada ne olur? Artı 4'e eksi 3. Yan yana yazacak olsam. X artı 4 çarpı x eksi 3 eşittir 0. X'e ne dersin? Ya eksi 4'tür hocam dersin. Ya da 3'tür. Şimdi şu denklemimizi bir aşağı alalım bakalım. Çünkü y kareden belki 2 tane ekmek yeriz y kare eşittir 7 eksi 2 çarpı ya eksi 4'tür. Hemen şöyle bir eksi 4 diyelim. Bu durumda ne olur? 7 artı 8'den 15. Neyin karesi 15? Ya eksi kök 15 ya artı kök 15. Ha, hemen çözüm kümemize ufaktan başlayalım. x eksi 4 için ya eksi kök 15. x eksi 4 için ya da artı kök 15 yapar. Şimdi bir de 3 içini deneyelim. Hemen ben buraya y kare eşittir 7 eksi 2 çarpı 3 desem y kare buradan ne çıkar canlar? 7'den 6 çıkart 1. Yani ya 1'dir ya da eksi 1'dir. Ha, devam edelim. 3 verdiğimizde x'e y ya 1 çıktı. 3 verdiğimizde x'e ya da eksi 1 çıktı deriz. Dördüncü soruda aşağı tarafı eksi 2 ile çarpsam x'ler duman olur. Yukarı olduğu gibi yazıyorum şu anda. 2x kare artı 3y kare eşittir 35. Aşağıyı da eksi 2x kare eksi 2y kare eşittir. Eksi 36 dedim ve çıkartıyorum şu anda. x kareler birbirini götür. 3y kareden y kare çıkart. y kare eşittir. Ne oldu? Eksi 1. Bir şeyin karesi eksi 1 midir arkadaşlar? Hayır. O zaman çözüm kümemiz nedir? Boş kümedir. Beşinci soruyu da direkt alt alta toplayasım geldi. Niye? Y kare ile eksi y kare birbirlerini yerler sonuçta. Ha da topluyorum. Gitti gitti. X kare 3 x kare daha 4 x kare eşittir 57 7 daha da 64. Hemen 4'e böldüm. X kare buradan 16. Neyin karesi 16? Ya 4'ün ya da eksi 4'ün. Şunu bir yazalım. X kare eksi y kare eşittir 7 idi. Eksi y kare karşıya atalım. X kare eksi 7 7'yi de bu tarafa aldım. Y kare. Şimdi x kare x'e ben 4 versem arkadaşlar. X'e 4 versem 16 yapar. 16'dan 7'yi çıkartırsam ne olur? 9. Ha. Y kare nasıl 9 olur arkadaşlar? Ya üçgen ya da eksi üçgen. Ben x'e ne verdim? 4. 4 verdiğimde ya 3 çıkıyormuş. 4 verdiğimde ya da eksi 3 çıkıyormuş. Ha 4'ü verdik bir de eksi 4 verecek olsam. Gençler eksi 4'ü de yine buraya verecek olsam. Aynı denklem çıkmaz mı? Yani eksi 4'ün karesi de 16 sonuçta. Ya 3 ya da eksi 3 çıkar. O zaman onu da yazalım. Eksi 4 versem yine 3. Eksi 4 versem ya da eksi 3 çıkar. Dörtlü çözüm kümemiz budur. Hemen y'yi yalnız bırakalım. Bu 1x'i bir karşıya eksi 1x diye atalım. y yerine 1 eksi x yazalım. x kareyi yazdım. Artı 1 eksi x'in karesi. Eksi x eksi 1 eksi x. y gördüğüm yere hep 1 eksi x yazdım. Toparlayayım biraz x kare artı birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı artı ikincinin karesini yaptım burada. Eksi x. Şimdi de eksiyi dağıtacağım. Eksi 1 artı x eşittir 0. Şu x'ler bir kere birbirini yer. 1 x kare. 1 x kare daha. 2 x kare. Şurada bir eksi 2 x gördüm. Bir de sayılara bakayım. 1 eksi 1. Ana sayı kalmadı. Eşittir 0. Hemen bunu bir 2 x parantezine alsam. x eksi 1 eşittir 0. 0 olması için ya x 0'dır ya da parantezin için 0 olması için x 1'dir. Heh. Hemen şu denklemimizi tekrardan aşağı alıyoruz. X artı Y eşittir 1'de. Şimdi ben X'e 0 verdiğimde Y ne çıkıyor bu denklemde? 1. Peki X'e 1 verdiğimde bu sefer Y ne çıkıyor? 0. X'e 1 verdiğimde Y'si 0 çıkıyor. Bizim çözüm kümemiz aha da budur. Bir sonraki dersimizde eşitsizliklere geçiyoruz. Çok eğlenceli bir konu. Bizi takip etmeye devam edin. Size faydalı olduysak arkadaşlarınıza kanalımızı tavsiye edin arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay.